Efendim Beril. Alo. Baba. Benim, nasılsın? Ne haber güzelim? Ya ben annemle sürpriz kahvaltı hazırlıyordum da. Senin şu yumurta tarifini verir misin bana? Vereyim. Ama teyzen sana yardım etsin ateşle oynarken, tamam mı? Teyzem yok ki burada. Dün gece biz Seko amcada kaldık. Ondan dolayı şimdi ben hazırlayacağım onlar kahvaltıyı. Önce yağ koyuyorduk. Sonra yumurtayı kızıyorduk. En son soya sosunu koyuyorduk baba. Tamer ne oldu? Alo, orada mısın? Uyuyorlar mı onlar hala? Evet, sessiz olmaya çalışıyorum. Tamam, ben geliyorum şimdi. Beraber yaparız kahvaltıyı. Yaşasın, buraya mı geleceksin? Yine dördüğümüz eskisi gibi kahvaltı edeceğiz. Aynen, görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu, söylesene. Damla beni özlemiş. Beraber kahvaltı yapacağız. Sen de üzülme artık. Ölse duyardık. Öyle sessiz sedasız yapmaz o işi. Tamer. Ya konuşmamız lazım. Şu işi çözmeliyiz. Nereye gidiyorsun? Kızımı almaya gidiyorum. Ya Damla ne dedi? Doğruyu söyleyin artık ya. Gerçekçi konuş. Hadi ne dedi söyle. Berin Damla'yı dalıp Seko'ya gitmiş. Orada kalıyorlarmış. Damla da beni aradı. Yumurta tarifi istiyor. Sürpriz yapacakmış onlara. Ben de gidip yumurtayı kıracağım bizzat. Sakın Tamer. Şimdi oraya gidip ne olur bir şey tatsızlık çıkmasın. Damla'yı zaten zor toparladık geçen sefer. Ne olur yaşatmayın artık şu çocuğa şunu. Ya böyle bir şeyi nasıl yapar? Hiç aklım almıyor benim Peri. Ya tamam. Şu an değil, şu haline gitme. Merak etme sakinim. Sadece kızımı alacağım. Bu kadar. Ya kızı kandırıyorlar orada. Gözünün içine baka baka oyun oynuyorlar bayağı. Nereden çıkarıyorsun ya kandırdıklarını? Belki çocuğun tepkisini anlamaya çalışıyorlardır. Bir şeydir yani, bir bırak. Onlarla iyi bir vakit geçirsin. İyi vakit geçiremez benim kızım orada. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Allah aşkına ya? Bu nasıl bir bencillik? İstemiyorum Peri. Bu iş tepeden tırnağa yanlış. Bir de bu kadar rahat takılmalarını aklım almıyor. Ya sen bu eve karından çocuğundan habersiz kadın getirip mahzene koydun. Neyin doğrusunu yanlışını sorguluyorsun? Peri, bu işte ya yanımda olursun ya da kenara çekilip susarsın. Üçüncü bir seçeneğin yok. Efendim Peri. Seko, Tamer şimdi oraya geliyor. Damla sabah çağırmış herhalde. Çok sinirli. Yalvarıyorum ne olur yine bir problem çıkmasın, haber vermek istedim. Sağ ol haber verdiğin için. Buyurun efendim. Her şey yolunda mı? Tamer. Ben de geleyim ne olur. Gerçekten hiçbir şey yapmayacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Merak etme Damla'yı üzecek bir şey yapmayacağım. Biliyorum tabii ki üzmeyeceğini. Ben de yanımda olmak istiyorum.